Gördüğünüz kudret narını da seramızda yetiştiriyoruz. Kudret narı böyle altın sarısı renk oluştuktan sonra bunun açılır. Tohumu ayıklanır. Tohumu zeytinyağı ile püresi ise bu etli kısmı ise balla karıştırılır. Balla karıştırılarak macun yapılır. Tohumu ise zeytinyağı katılır, bekletilir. Her ikisi de gastrit, ülser, reflüye karşı çok çok etkili. Hatta son yapılan araştırmalarda bunun birleşimindeki etken maddelerin kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yeni yapılan klinik araştırmalarda bir, iki, ülseri iyileştirdiği belgelenmiştir. Artı, Afrika ülkelerinde, Arap ülkelerinde birçok ülkede antidiyabetik olarak yani şekere karşı kullanılır. Şekeri önleyicidir. Bizde pek bilinmiyor ama diğer ülkelerde bunu tam böyle sarı olmadan yeşil hali böyle bizde nasıl patates yemeği yapılır, bunun patates gibi yemeği yapılıyor. Yeniyor yeşilken, tam sararmadan. Sarardıktan sonra ise bunun için tohumu ayıklanır. Bu kırmızı fasulye gibi tohumları ayrı bir işlem görür. Dış kabuğu ve etli kısmı ayrı bir işlem görür. Evet, bağışıklık sistemini güçlendirir. Gastrit, ülser, reflüye karşı iyi gelir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Damla sakızı macun ürettik. Damla sakızı macunu gastrit, ülser, reflü, enterit, kolit gibi mide bağırsak rahatsızlarına karşı etkili. Hatta mide kanseri, bağırsak kanseri, ince bağırsak ve kolon kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Damla sakızı ile ilgili çok ayrıntılı bilgi internette var. İsteyen bakabilir, görebilir. Evet. Bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Damla sakızının içerisine kudret narının ekstraktını kattık ve daha da güçlendirdik. Hürmetler, saygılar.